Ona diyorum ha, yeniden başlıyoruz arkadaşlar. Olsun Uğur. Bu yok, bu modelde birazcık zorlandım. Gerçekten zorlandım. Şuradan 2-3 tane ter aktı geçti. Yorlandım, yoruldum, eziyet çektim. Bana bu kadar kolay modellerle gelmeyin özellikle. Gerçekten çok zordu. Zorlandım yani. Elim bir 2-3 titredi. Olsan abi dedim. Adam yaşlı sonuçta, abi diyeceğim. Ne diyeceğim, benden büyük. Olsan abi dedim. Yapamam ben dedim. Bak ve bugünden itibaren Ona Diyorum'dan Olsan kovulmuş. Beni aldılar. Ben dedim yapamam. Maaşına zam demişler. İşine son vermişler. Olsan Uğur olarak gelişe başladı. Ben de Olsan Uğur'un saçma değil mi yaptım? Çekinmedim, yaptım. Zaten beni izlemeyeceği için giydiriyorum. Sıkıntı yok yani. Yani o da beni anlar. Sonuçta ikimiz de komiklik yapmaya çalışıyoruz. Benimki komiklik değil. Benimki bildiğin şebeklik. Eşeklik de o diyebiliriz yani. Kısaca siz eşekliyim. Bir de benim çok güzel. Bak ben de Ankaralıyım. Ankara'da oturuyorum. Gelirsen beklerim. Benim birkaç tane sorum olacak sana. O kadar Olsan Uğur'da izliyoruz. Severek de izliyorum. Ya ben şey soracağım. La kardeş başını yesinler. Sen o sahneye nasıl izin verdin Netflix'te? Senin sevgilinle Hakan'ın şey olmasına. Alışkınsın galiba. Her videoda bir şeyler anlatıyorsun, ben onları izliyorum ama yani bu kadar da ben kıskanç adamım, ben izin vermezdim senin yerinde olsam. Yani yaşlılık olunca tabi, bir de şu saç modelini değiştir bari. Yani çok sade değil mi abi ya? Birazcık daha tasarıma gidebilirsin diye düşünüyorum. Yani daha iyi, güzel modeller yakışır. Şuna baksana, aya giden ilk astronot gibi. Bu ne? Böyle dikmişsin mi? Bu ne? Bu nasıl bir saç modeli? Böyle yaptığın zaman, hadi şöyle yapınca güzel olur ya da bu. Hep kafanı böyle mi geçiyorsun sen? Evet arkadaşlar, size şu iyi değil bence. Birazcık modelinde tasarıma gidersen çok daha iyi olur. Bir de şunu söyleyeceğim, arkadaki ekip her şeyi gülüyor. Komikon hani eskiden böyle kahkaha sesleri vardı ya, bilirsin. Bir şey söylemeden hemen alkış falan. O komik olmayan şeylere yapılan şeymiş gibi hissediyorum ben. Çok gülmesinler. Arka tarafını dağıt bir gitsin. Yeter be. Benim gibi editör al bir tane. Konuşmuyor bak, mis gibi. Bayan da. Yani ben neden hep bayan olduğunu söylüyorum anlamadım, gitti. Galiba bazalık. Neyse biz bir önce bu saçma deline geçelim. Olsan Uğur da bizi izleyecek mi editör? İzlemez bence. O yüzden ben ona bir kalaylıyım. Prim mi atıyorduk? He, prim atıyorum. Nasıl atıyorduk ya? Şimdi ben hesaplayamam. Başka tarafa atarım. O yüzden çok kurcalamıyorum. O yüzden prim atmayacağım. Bugün hoş geldiniz. Severek izlediğimiz. Yani severek izliyoruz. Klasik Türk yalanı bu ya. Yani severek izliyoruz. Bak nasıl gülüyorlar, gördün mü? Demek ki gülme sendromunu yakaladık. Böyle gülüyor. Çünkü komik olduğumuz hani. Evet evet, gülün gülün. Çaktırmayın. Evet, şimdi buradan bütün piç ailesine selamlar. Olsan Uğur abimizi de çok seviyoruz. Çünkü yaşlı insanları abi demek lazım. Çünkü yaşlıya saygımız sonsuz. Demişler. Bugün Olsan Uğur'un saç modelini yapacağız. Zaten izlemiyor mu? O yüzden güzelce kanalıyla yapıyorum. Rahatım ya. Bu konuda çok rahatım. Arkadaş istediğimi söyleyebiliyorum. Şimdi gece konuşsam bugün Olsan Uğur'un saç modelini yapacağız. Ama yapmadan önce biz bunu birazcık modernize halini, yani tasarımlayacağız. Ve düz saçlı kardeşlerim bunu zaten abi onu yapmakta ne var ya, önünü kaldırıveriyorum diyebilirler. Bugün gür saçlı kardeşlerim için de yardımcı olacağım. Yani tek taraflı artık saç modelleri yapmadığım için çift taraflı yapıyorum. Şimdi gece konuşsam 2-3 tane malzemem var. Birincisi arkadaşlar şöyle bir amca tarağı, göt cebi tarağı da denir. Amcaların göt cebi bulunan bir tarak, bir tane de boyalı tarak. Bunları 2-3 liraya bulabileceğiniz, her yerde bulabileceğiniz, zaten çok fazla tarakla işimiz olmayacak. Gelecek olursam 3 tane malzemem var. Fön suyum, spreyim, saç pudram. Bunları zaten, yani neden bunların 3'ünü birden kullanıyorum? Siz isterseniz birini de kullanıp yapabilirsiniz. Ben bozulmasın, fotoğraf çekerken fotoğraf albümü çekiyoruz sonuçta. Yani 20-25 tane fotoğraf çekeceğiz diye canımız çıkıyor. O yüzden sağlam olsun diyerek fazladan fazla malzeme kullanıyorum. Sizin aklınıza bulunsun. Gelecek olursam düzleştirici ve maşa. Ben aslında buna maşa diyorum. Çünkü maşaya benziyor. Yani mangal maşası var ya, hani erkeklerin çok sevdiği. Amca sana da yapayım mı bir tane? Falan tarzında dediğimiz. İkincisi de fön. Bu kadar basit. Şimdi sizden istediğim tek şey şu. Geriye doğru fönümüzü çekeceğiz. Bir dakika boyunca. Hadi bakalım benimle beraber yapalım. İlk öncelikle fön suyumuzu başımıza sıkıyoruz. Sıktıktan sonra amca tarağımızı sadece saçımızı geriye doğru tarıyoruz. Bu işlemi 1-2 dakika civarında yapıyoruz. Ardından fönümüzü açmaya başlıyoruz. Fönümüz eğer çok kuvvetliyse lütfen uzaktan tutalım. Saçımızın yanmasını istemiyoruz. Geriye doğru birkaç dakika boyunca fönümüzü çekmemiz rica olunur. Sizden tek isteğim, lütfen saçınıza çok fazla fönü yaklaştırmayın. Saçımızın çok fazla yanmasını istemiyoruz sonuçta. Evet, gelecek olursam zaten direkt fönle yaptım. Şu kısımlarını bile atsam bile zaten aynı saç modeli çıkıyor gördüğünüz gibi. Şimdi düz saçlı kardeşlerim için çok basit. Zaten fönde yaptık. Yapmanız gereken teknik şu. Kaplan pençesi gibi yapıyoruz. Bakın bu tarafta aynamızı da kendimiz dekorlayabiliriz. Şöyle yapıp fönlesek oldu bitti maşallah. Biz bunun birazcık daha modernize haline yapabiliriz. Şöyle bakın tekrardan gösteriyorum. Tekniğimiz bu. Ön tarafa atıyoruz. Zaten fönde oldu bitti maşallah. Şöyle aşağı indirdik mi? Birazcık da şimdi biz bunu tasarlayacağız arkadaşlar. Yani düz saçlı olmayan kardeşlerimiz çok zorluklar çekiyor. Yani onlar acıdığım için onlara hazırladık bizim parçayı. Gelsin mi?
maşa işlem. Arkadaşlar çok basit işlemlerimiz olacak. Bakın öncelikle ne tarafımızda şey varsa onu bir güzel düzleyeceğiz. Şöyle eğer saçlarınız düz değilse. Ve bunu birazcık modernize hale getireceğiz. Ve bu biliyorsunuz ki bu modelin yan taraflarında hiçbir şey yok. O yüzden aklınızda bulunsun. Yan taraf en son saç modelini yapıyorum. Aklınızda bulunsun. Hazır halini yaptık. Şimdi ben bunu son kez spreyleyeceğim. Siz de yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir de şunu istiyorum sizden. Eğer var ise pudranız, saç pudranız. Birazcık modernize yapacağım. Bu çok sade be. Değil mi? Çok hani genç işi değil. Birazcık yaşlı işi. Ve modelimizi şöyle son kez spreyleyip bitireceğim. Bunu güncel hayatınızda çok fazla kullanabilirsiniz ve hiç bu da bozulmaz. Basit saç modellerinden bir tanesi. Böyle yaptınız mı şu tarafa doğru da ittirebilirsiniz. Ve yanlarında olmasa çok daha iyi olur. Ve son halini bir an önce geçelim. Artık son halini göstereceğim. Ve son halinde küçük küçük dizaynlar yapacağım. Ben orijinalini yapmayı tercih ettim. Şöyle...